aşağı yukarı Cumhurbaşkanı söylediklerini tekrar ediyor. Müslümanların fikri ve siyasi birliklerini tesis etmeleri, güvenlik ve savunma teşkilatlarını kurmaları ötelenemez bir zorunluluk haline gelmiştir. Ve işte orada, yani 2019'da bunlar tartışılıyor ama 2018'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce açıkladıkları o ümmet anayasası var. Bakın anayasa, Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz'in sünnetlerinin belirlediği ümmet anlayışı doğrultusunda hazırlanmış bir anayasa. Maddelerinden biri şu, bakın aynen o anayasadan okuyorum. Egemenlik şeriatındır. Şer'i hükümler dışında egemenlik ihdas edilemez. Egemenlik şeriatındır. Şer'i hükümler dışında egemenlik ihdas edilemez. Bu anayasa ne yapıyor biliyor musunuz? İşte İslam'ı hayatımızın merkezine koyuyor. Hangi hayatımızın? Siyasi, ekonomik, sosyal, her türlü hayatın her boyutunun merkezine koyuyor. Şimdi askeri başdanışman o zaman istifa etti. Diyanet İşleri Başkanı hala göreve devam ediyor. Ha, askeri danışmanlıktan istifa etti de ne oldu? O da aynı çalışmaya. O da devam ediyor. Ha. Şimdi daha yakına gelelim. İşte bu en son Gazze'de yaşanan olaylardan sonra. Tabii şimdi bu ortada görünen bu en son yürüyüş var. Destek yürüyüşü. Birisine destek yürüyüşü. Ondan söz etmiyorum. Ondan çok önce Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği bir yürüyüş vardı. Büyük Filistin yürüyüşü. Beyazıt'tan başladı İstanbul'da Ayasofya'ya kadar. Ayasofya'da işte orada Diyanet İşleri Başkanı'nın bir konuşması var. Diyanet İşleri Başkanı, yani 2023'ten söz ediyoruz. O 2018-2019'daki çalışmalarda neyse aynı ifadeleri tekrar ediyor. Bakın insan, orada toplananlara diyor ki bu Ayasofya'daki vaazı Başkan Bey. Dahili ve harici düşmanlar dinimiz, inancımız, İslam alemi için tuzaklar kuruyorlar. Bütün Müslümanların güç birliği yapması gerekir diyor. Bunu söyleyen ülkenin Diyanet İşleri Başkanı. Yani üst düzey bir bürokrat netice itibariyle. Bir memur. Neden? Neye memur? Yani görevi ne? Görevi ne? İbadet tesislerinin, ibadet kurumlarının, din kurumlarının yönetiminden sorumlu. Bir de halkı bu konuda aydınlatmaktan. O ne yapıyor? Bir siyasi parti gibi iktidara destek veriyor. Şimdi o Filistin yürüyüşünden sonra bir de uluslararası bir toplantı düzenlediler. İslam alimlerini davet ettiler. İslam alimlerini. Ve orada aldıkları karar şu: Kudüs Müslümanlarındır. Filistin, Gazze Müslüman yurdudur. Ümmet-i Muhammed bir araya gelmeli, Kudüs tekrar Darüsselam olmalıdır. Peki Ümmet-i Muhammed bir araya gelmeli derken işte yani Müslümanların, yani 2019'da söylediği Müslümanların siyasi birliğini tesis etmeleri ötelenemez bir zorunluluktur. Tabii bunu Kur'an'a bağlıyor. Kur'an'ın çeşitli ayetleriyle bunu takviye ediyor. Yani bunu bir ümmet devleti kurulması, ümmet devleti kurulduğu zaman tabii ki onun başına bir halife olacaktır. Bunun bir Kur'an'ın gereği olduğunu iddia ediyorlar. Ha. Şimdi burada diyorlar ki, efendim yani işte tekrar ediyorum, başta AKP sözcüsü olmak üzere en son konuşan televizyonlarda. Yani efendim ya bizim gündemimizde böyle bir şey yok. Yani bunlar böyle oluyor ama yani geçen gün birisi yanlışlıkla nasıl olduysa karşıma gelmiş, kim getirdi, nasıl getirdi. Onları da bilmiyorum ya bir televizyonda. O da diyor ki efendim ya diyor nereden çıktı diyor bunlar diyor. Bunlar diyor sivil toplum kuruluşları diyor. Bakın bütün bu işlerin göbeğinde bir arayüz var. Arayüz. Bu arayüz ne biliyor musunuz? Tarikat ve cemaatlerle iktidardaki oligarşi arasında irtibatı sağlayan bir arayüz. Kendilerine milli irade platformu diyorlar. Bu milli irade platformunun başında Cumhurbaşkanı oğluyla damatları var. Ne kadar cemaat, tarikat, İslamcı, şeriatçı, hilafetçi tırnak içinde SDK varsa öyle diyorlar ya kendileri. Sivil toplum örgütüymüş, sivil, uygar. Varsa bunun içinde aşağı yukarı 150.
Bütün bu organizasyon onlar üzerinden yapılıyor. Onlar üzerinden yapılıyor. Bunların hepsi. Yani bu STK dedikleri Milli İrade Platformu altında kümelenmiş cemaat, tarikat ve onlarla bağlantılı dernekler, vakıflar hepsi hilafetçi ve AKP'nin uzantısı olan yapılar. Ve bunların yanında da hani arayüz dedim ya, arayüzün bir uzantısı da Diyanet İşleri Başkanlığı. Bakın bir önceki bu Hazine Maliye Bakanı vardı. Neydi adı? Nebati miydi? Nebati. Bu gözlerime bakın falan diyen birisi vardı hani. Evet, Nebati. Şimdi bakın 2019'daki o meşhur şeyde, o toplantıda onun da bir konuşması var. Oraya o konuşmayı izlerseniz, yani 2019 yılında ASSAM'ın, Adaleti Savunanlar Derneği Stratejik Araştırma Merkezi'nin yaptığı İslam Birliği Kongresi var İstanbul'da. Onun içinde o Nebati'nin konuşmasını da onu izlemek hala mümkün. Yani son birkaç gündür bakmadım. Herhalde hala orada duruyordur. Bakın orada Nebati çok açık bir şekilde halife demeden Recep Tayyip Erdoğan'ı İslam halifesi olarak tarif ediyor. İslam halifesi olarak tarif ediyor. Sayın Nebati'nin başka bir marifeti olduğunu da zannetmiyorum. Olsaydı zaten bakanken gösterirdi. Yani ne kadar marifeti varsa hepsini gösterdi. Ülkeyi nereden nereye getirdiği ortadadır. Peki nasıl bakan oldu? İşte bu yüzden bakan oldu. Şimdi son olarak şunu da söyleyeyim. Şimdi bir de Diyanet İşleri Başkanı'nın bu fesli kaderin kavuğunu teslim alan bir kadrolu provokatörü var. Gerek kendi özel sitesinde, gerek Ankara'da bir camide görevli, oradan maaş alıyor bizim vergilerimizden. Ama Diyanet İşleri Başkanı herhalde bunu sadece tolere etmiyor, hoş görmüyor. Aynı zamanda görevlendiriyor ki ülkenin çeşitli camilerine giderek valilere ziyaret ediyor, hediyeler falan veriyor. Hilafet çağrısı yapıyor ve bağırıyor, diyor ki biz bu makamı istiyoruz arkadaş. Bakın dikkat edin, biz bu makamı istiyoruz arkadaş. Ne istiyor biliyor musun? Hilafet istiyor. Bakın, tekrar ediyorum. Ülkenin bir memuru, yani nasıl bir polis memur, nasıl bir bakanlıktaki herhangi bir bürokrat, bir memur, nasıl bir asker, üniformalı bürokrasinin bir parçası, bir subay, bir astsubay, bir memur, nasıl vergi dairesinde gidiyorsunuz bir memur veya nüfus idaresine gidiyorsunuz bir memur, Diyanet İşleri Başkanı da dahil olmak üzere burada görev yapan herkes bir memur. Onlar nasıl bağlıysa kanunlara, bu da bağlı. Ama bunlar ne yapıyor? Bunlar ülkede rejimi değiştirmek için, demokratik rejimin